Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben başkan 35 öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar altın os e, gram altın gram gümüş ve dolar tl değerlendirmemizi yapacağız e, Haftalık kapanışların hangi seviyelerde olması e, Dolar gümüş ve altın için Olumluluğun işareti olarak devam eder sizlerle birlikte bunların incelemesinde bulunacağız e, Şimdi altın gram ve dolar yorumlamamıza başlayalım. Altın onsla incelememize başlayalım. Altın ons tarafında arkadaşlar e, 1610 bizim için önemli dedik. Şuradaki 1610 seviyesi üzerinde e, bugün haftalık kapanışları takip edeceğiz arkadaşlar altın onsla. E, pardon 1710 e, altın ons 1710 seviyesinde e, haftalık kapanışlarına devam ederse de arkadaşlar e, bu sefer altın ons e, olumlu duruma geçer ve yukarıda 1734, 1748 e, tekrardan altın ons da beklentilerimiz haline gelebilir. O yüzden bu hafta kapanışında e, 1710 seviyesi üzerinde altın onsun kapatıp kapatamayacağı. Takibimizde olacak önemli bir rakam e, şeklinde takibimiz olması gerekli. E, biliyorsunuz Avrupa tarafında ve Türkiye tarafında artık yavaş yavaş COVID-19'a bağlı iyileşmelerden ve olumlu e, gelişen sonuçlardan dolayı e, artık e, sanayi ve piyasalarda normalleşmeye gidilmekte yavaş yavaş. O yüzden altında on... hareketler artık eskisi kadar sık. Ee, Volatilite yüksek olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu hafta kapanışı 1710 üzerinde e, olması altın onsu hala olumlu olarak tutacaktır. Ee, 1710 seviyesi ons altında bu haftaki kapanışlarda takipimizde olacak önemli seviye halinde gözükmekte arkadaşlar. 1710 altı kapanışlarda. E, kısada altın 10'su da tekrardan 1687 seviyesi de takibimizde olacak. Önemli seviye. Haftalık kapanışlardan sonra tekrar bir video yapacağız. E, yeni değerlendirme ve yeni rakamlar bizleri bekleyecek. Şimdi gram altına da bakalım gram altın tarafında neler olabilir. Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında da e, bu haftalık kapanışların e, 390 Üzerinde tutulması e, gram altında da olumlu sinyal e, bizim için oluşturmakta. E, 390 üzeri e, haftalık kapanışlar gelmesi halinde gram altında hala e, olumlu seyrini sürdürecektir. E, 390 üzerinde gram altının e, bir 393 direnci mevcut. 393 e, direnci üzerinde de bir haftalık kapanışlar gelmeye devam ederse arkadaşlar e, bu sefer gram altında 400'lü seviyelere doğru e, hareketler bekleyebiliriz. E, bu hafta kapanışında bizim için 390 rakamı yeterli. 390 üzerinde e, bir kapanış gelmesi halinde haftalık bir kapanış. Gram altında da yukarıda 393 ve 400'lü seviyeler e, beklentimiz haline gelebilir. O yüzden 390 ve üzeri kapanışları e, takipte kalacağız gram altın tarafında da. E, gram altının e, olumsuz olabilmesi için de arkadaşlar 380 altında kapatması şart. 380 üzerinde kaldıkça da gram altında e, 380-400 bandı çalışmaya devam eder gibi gözükmekte arkadaşlar herhangi bir olumsuz durum olmadığı müddetçe ee, haftalık kapanışlarda dediğim gibi gram altın tarafında 390 e, üzerinde bir kapanış şart 390 üzerinde gelecek kapanış gram altında 393 ve e, 393 de yukarı doğru açılırsa 400'lü seviyeleri tekrardan gündeme taşıyabilir olumsuz e, senaryoda 386 kapanışlar e, gram altında da görmülmesi görülmesi gereken rakamlar şeklinde göze batmakta arkadaşlar. E, gram gümüşe de bakalım gram gümüşte neler olabilir. Gram gümüşü gene e, ons gümüş grafiği üzerinde incelediğimiz zaman arkadaşlar Gram gümüşte biliyorsunuz son videomda da belirtmiştim gram gümüşte geriye dönüşler bizim için bir alım fırsatı yaratmakta ve benim de favorim gram gümüştür diye arkadaşlara bildirmiştim dediğim gibi de oldu arkadaşlar 3.32 seviyesine kadar gerileyen gram gümüş buradan hareketine hızlı bir şekilde yukarı yönlü devam etti. Ee, şu an 353 seviyelerinde gezinen gram gümüşte en yakın hedef olarak arkadaşlar 348 altında kapanış gelmediği müddetçe en yakın e, seviyemiz 364 e, seviyesi olarak gözükmekte 364' de yukarıya doğru aşılabilirse e, gram gümüşte o zaman 374 seviyesi Hedef haline gelecektir. İlk etapta kısa da gram gümüşte de 364 beklentimiz devam etmekte. E, haftalık bazda kapanışların olumlu seyrini sürdürebilmesi için de beklememiz gereken rakam e, gümüş tarafında e, 347. Evet dediğimiz gibi haftalık kapanış 348 üzerinde. Olursa e, gram gümüş de e, olumlu hareketlerini devam ettirir arkadaşlar. E, 348 üzerinde en yakın 353, 358 ve 64 direnç bölgeleri e, göze çarpan direnç bölgeleri şeklinde gözükmekte. E, buradaki direnç rakamlarını takipte kalacağız. 348 altında ee, haftalık kapanış gelmediği müddetçe gram güm gümüşte de e, yön yukarı olarak gözükmekte arkadaşlar. 3.48 sıkı takip. 3.48 altında kapanış olursa ona da bakalım. 3.48 altında 3.45 ve 3.39 seviyeleri de yakınen takipte kalınması gereken önemli seviyeler olarak gümüş gramda gözükmekte. Gümüş onsa da bakalım. Gümüş onsta. Evet Gümüş Ons'ta e, bizler için 14.85 üzerinde haftalık kapanış yeterli demiştik zaten. 14.85 üzerinde haftalık kapanışlar da geldi. 14.85 üzerinde e, bizim sırasıyla Gümüş Ons tarafında da beklentilerimiz ilk etapta 15 74 direnci olarak gözükmekte arkadaşlar. 15.74 direncini takipte kalacağız. İlk etapta e, kısa bazlı direnç bölgemiz 15.74'te, 15.74 bölgesi yukarı yönlüde de kırılabilirse, gümüş onsta 16.30 beklentimiz halindeki e, rakam olarak gözükmekte. Haftalık kapanış olarak e, dediğim gibi arkadaşlar, e, gümüş on'sta 14.84 üzeri kapanışlar zaten geldi. Biz de bunları takip ettik. Buna nazaran e, gram ve e, gümüş ons tarafında da zaten. Ee, son videomda da belirttiğim gibi yukarı yönlü hareketlerin devamını beklediğimizi söylemiştik. Ee, bunun haricinde gümüş onsta geri çekilmelerde 15-10 bölgesi dikkatle takip edilebilir. 15-10 ee, süren stop 15-10 bölgesinde tutulabilir. 15-10 aşağı yönünde kırılmadığı müddetçe ilk etapta arkadaşlar 15-74 ve 16 seviyesindeki direnç bölgeleri gümüş onsta da takip edilebilir. E, dolara da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Evet, dolar TL'ye baktığımız zaman da arkadaşlar dolar TL'de e, bizler için haftalık kapanışın e, 7.04 seviyesi üzerinde olması şart. 7.04 üzerinde e, tutunması halinde e, dolar TL'nin ee, olumlu yönde hareketlerine ve seyrine devam edebileceğini söyleyebiliriz. 7.04 e, takimizde olacak haftalık bir kapanış seviyesi olarak do dolar TL'de gözükmekte. Ee, 7.04 üzerinde 7.08, 7.15 ve yukarıda 7.23. Belli seviyelerindeki direnç bölgeleri e, tekrardan takibimizde olabilir. 7.04 üzeri o yüzden e, kapanışlar haftalık kapanışlar ve 7.04 üzerinde tutunmalar e, dolar tl için önemli olacak e, yer olarak gözükmekte. E, haftalık kapanış olarak dediğim gibi 7.04 bölgesini takipte kalacağız. 7.04 üzerinde dolar tl'nin kalıp kalamayacağı takibimizde olacak arkadaşlar. Ee, bakalım dolar TL'yi inceleyelim. Gelecek mi? 7.04 altındaki sarkmalarda da 6.97, 6.95 seviyelerinde e, tekrar bir kuvvetli destek bölgesi mevcut. E, bunları da yakından takip edeceğiz. Haftalık kapanışlarına göre bunları da tekrardan değerlendireceğiz. E, fakat e, 7.7.04 üzerinde. Haftalık kapanışlar gelmesi Dolar TL'yi hala e, güçlü kılar. O yüzden e, 7 üzerinde tutunup tutunmaması Dolar TL için önemli arkadaşlar. Bakalım Dolar TL'de de 7 üzerinde bir haftalık kapanış gelebilecek mi? E, gelirse zaten haftalık kapanışlara göre tekrardan videolarımız olacak. E, bu videolara göre e, haftalık kapanışları gördükten sonra hafta sonu e, daha detaylı. Altın dolar ve gümüşle ilgili yeni videolar gelecek. Hazır bakmışken e, Sterlin ve Euro'ya da bakalım arkadaşlar. Sterlin TL ve Euro TL'de neler olabilir? Sterlin TL tarafına baktığımızda arkadaşlar Sterlin TL'de e, haftalık kapanışların e, 8.85 e, üzerinde olması Sterlin TL'yi kuvvetli kılar. 8.85 üzerinde tekrardan Sterlin TL'de ee, yukarı yönlü hareketler 8.92 ve 9.03 seviyesine doğru tekrardan görülebilir. O yüzden Sterling TL'de 8.85 üzeri haftalık kapanışlar takip edilecek. 8.85 e, altında haftalık kapanışlar gelmemesi halinde de aşağıda 8.72 Destek noktası, kısa da takip edilmesi gereken önemli bir destek noktası olarak görülmekte. Onun altında da 860'da bulunan destek seviyesi görülmekte arkadaşlar. Sterling'deki arkadaşlar 8.85'i takip edecekler. 8.85 haftalık kapanış gelip gelmemesi önemli. 8.85 üzerinde haftalık bir kapanış gelmesi halinde de dediğim gibi yukarıda tekrardan 8.92 ve 9.03 e, direnç noktaları e, Sterlin TL'deki Arkadaşların takipte kalması gereken Önemli noktalar şeklinde gözükmekte Euro TL'ye de bakalım Euro TL'de neler olabilir Evet Euro TL'ye baktığımız zaman da Euro TL'de e, Kapanışlar gelmesi e, Euro TL'de olumlu olur arkadaşlar Euro'da haftalık kapanışlarda 7.75 e, Seviyesi üzerinde olması Gerekli 7.75 üzerinde haftalık kapanışların olması durumunda yukarıda 7.82 ve 7.92 bölgesinde bulunan dirençler tekrardan takip edilebilir. 7.75 altında ise haftalık kapanışlar gelmesi halinde aşağıda arkadaşlar 7.65 bölgesi deki takip etmesi gereken önemli bir destek bölgesi olarak gözükmekte. Haftalık kapanışlarda 7.75 önemli. Altında kalırsa 7.65 ve onun altında da 7.57 seviyesinde bulunan destek noktalarına doğru Euro TL'de çekilmeler olur. 7.75 üzerindeki haftalık kapanışlarda ise arkadaşlar dediğim gibi 7.82, 7.92 ve 8.10 seviyeleri üzerindeki hareketlerini tekrardan kuvvetlendirebilir. Ee, biliyorsunuz ABD tarafında da TİD verileri açıklandı. ABD tarafındaki e, işsizlik verilerinde ufak da olsa iyileşmeler görülmekte. Yavaş yavaş sanayi bölgelerinin açılmasıyla normalleşmeye gidilmeyle birlikte, onun dışında e, saatlik ücretlerde de bir ufak iyileşme göze çarpmakta. İşsizlik verileri e, bir miktar düşmüş gözükmekte. Bunların neticesinde de arkadaşlar e, gene e, yavaş yavaş normalleşme sürecinin devamı halinde e, kurlarda e, yukarı yönlü baskıların yavaş yavaş azalacağı tahminimiz hala devam etmekte. E, bunun neticesinde gene verdiğim haftalık kapanış seviyelerini takipte kalın. Bunlar da çok önemli. E, bunlar yön ve ışık tutacaktır. Hareketlerin devamı veya e, aşağı yönlü hareketlerini bize göstermekte. E, bu haftalık anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Haftalık kapanışlarda görelim. Haftalık kapanışlara göre de tekrardan yeni değerlendirmelerde bulunacağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.